Merhaba. Kampilobakteriyoz ya da kampilobakter enfeksiyonu, Campylobacter jejuni isimli bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde bakteriyel gastroenteritin en sık rastlanan halidir. Gastroenteritin belirtileri arasında kusma, dehidrasyon ve isali sayabiliriz. Ama bunların haricinde bakteriyel gastroenterite özel olan bazı belirtiler de vardır. Mesela kanlı ishal ve şiddetli karın ağrısı gibi. Gastroenterit vakaları genel olarak birkaç gün sürerken, kampilobakteriyoz bir haftadan uzun süre bile devam edebilir. Hasta 7 ile 10 gün kadar buraya yazdığım belirtilerin hemen hemen hepsini yaşayabilir. Peki bu bakteri vücuda nasıl girer? Genellikle az pişmiş yemeklerle. Örneğin yediğiniz tavuk eğer az pişmişse bakteri vücudunuza kolaylıkla girebilir. Bunun yanında bakterinin çiğ ya da pastörize edilmemiş süt ya da kirli su aracılığıyla bulaşması da mümkün. Kısacası, pişmesi gerektiği kadar pişmemiş veya tüketilmek için hazır olmayan besin ve sıvılardan bahsediyoruz. Bakteri vücuda girdikten sonra ne olacak? Bunun için ince bağırsak duvarı çizimine bir göz atalım. Sindirim ve emilimden sorumlu olan epitel hücreleri yeşil kutucuklar halinde çiziyorum. Bakteri vücuda girdiğinde bu hücreleri ele geçirmeye çalışır. Şimdi bu hücrelerden birini biraz daha yakından incelemek istiyorum. Bu epitel hücre. Bu da bakteri olsun. Bakterinin kuyruğa benzeyen bir kamçısı vardır. Bakteri bu kamçıyı hareket etmek için kullanır ve epitel hücrenin içine girer. Epitel hücrenin içine girdikten sonra hücreye ait olan besinleri tüketerek hücrenin ölmesine sebep olur. İnce bağırsakta sindirim ve emilimden sorumlu olan epitel hücreler öldüğünde, sindirim sağlıklı bir şekilde gerçekleşemediğinden, yediğimiz besinler ve sıvılar bazı ölü epitel hücreler ve bakterilerle birlikte ishal şeklinde vücuttan atılmaya başlar. Buna ek olarak bu bölgede bakterinin tetiklediği bağışıklık hücreleri de bulunacağı için bu hücreler de isele bağlı olarak vücuttan dışarı atılabilirler. Bu süreç sonunda da videonun başında bahsettiğim diğer belirtiler ortaya çıkar. E, bu belirtilere ek olarak kampilobakteriyozu diğer gastroenteritlerden ayıran birkaç farklı komplikasyon daha var. Şimdi bunlardan da bahsedelim. Şu an ekranda bir eklem görüyorsunuz. Kırmızı ile çizilmiş olan kısım eklem kapsülü. Şimdilik tüm detaylara girmemize gerek yok. Sadece şunu bilsek yeter. Bu bölgede birçok farklı protein bulunur. Kampilobakterioza yakalandığınızda bağışıklık sisteminiz bakteriye karşı antikorlar üretip savaşmaya başlar. Öyle değil mi? Bu antikorlar eklem kapsüllerinde bulunan belirli bazı protein çeşitlerinde fark ederler ve bağışıklık hücreleri eklem kapsülüne hücum etmeye başlar. Bu durumda reaktif artrit adı verilen eklemlerinizi hareket ettirmenizi zorlaştırıp ağrı yapan bir hastalık ortaya çıkar. Kampilobakteriyozun yol açtığı tek komplikasyon bu değildir. Konuya devam etmek için şuraya bir insan vücudu görseli ekliyorum. Evet. Gastroenteritten birkaç hafta sonra hastalarda belden aşağı kısımda kas zayıflaması görülebilir. Kas zayıflaması bazı hastalarda felce yol açabilecek kadar ciddi şekilde seyredebilir. Kas zayıflaması ve pelvin vücudun alt kısımlarından yukarıya doğru yani göğüs boşluğuna doğru ilerlemesi ve ciddi olması durumlarında hastada solunum yetmezliği de görülebilir. Bahsetmiş olduğum bu durumun tıbbi adı Gilenberg sendromu. Peki bu durum nasıl ve neden ortaya çıkıyor? Vücudumuzda kaslarımıza elektrik sinyallerini ulaştıran nöronlar bulunur. Nöronlar bunu bahsettiğim elektrik sinyalini yapılarında bulunan akson adındaki uzun bölümlere ileterek yaparlar. Aksonlar yağ dokuya benzeyen bir yapı olan miyelin kılıflarla kaplıdırlar ve bu kılıf sinyalin akson boyunca iletimini hızlandırır. Şimdi sindirim sisteminde antikor üreten bağışıklık hücrelerine geri dönelim. Bu antikorlar eklem kapsülündeki proteinler gibi miyelin kılıfındaki proteinleri hatta aksonu meydana getiren proteinleri de fark ederler. Ve sonuç olarak tüm bu nöronlar iltihaplanır. İltihaplanma sonucunda da miyelin kılıf zarar görür. Sinyal iletimini hızlandıran miyelin kılıf zarar gördüğünde elektrik sinyallerinin iletimi yavaşlar. Nöronlar artık kaslara yeterli sinyal iletimini yapamadıklarından kaslar zayıflar ve felç görülebilir. Evet, bu tarz bir gastroenterit vakasından sonra böyle komplikasyonlar görülebilir. Ama herkesin bu belirtileri göstermediğini ve hatta bu durumun aslında son derece nadir olduğunu da eklemeliyim. Peki, gastroenterite yakalandığınızda vücudunuzda bakteri olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu durumda doktora gidersiniz ve doktor da muhtemelen ilk olarak sizden dışkı örneği ister. Örnek laboratuvarda incelenir ve içinde bakteri olup olmadığına bakılır. Emin olmak istenirse kan tahlilleri de yapılabilir. Bu tahlillerde hipoglisemi göstergesi olan düşük kan şekerine ve dehidrasyon belirtisi olan yüksek sodyum ve kreatinin seviyelerine bakılır. Doktorlar tüm gastroenterit çeşitleri için genelde bu testleri yaparlar. Peki ya hastalığın tedavisi? Dehidrasyon söz konusu olduğu için yani vücudunuz susuz kaldığı için yapılabilecek en iyi şey sıvı tüketimini artırmaktır. Kampilobakteriyozu tedavi eden belirli bir ilaç yoktur. Ancak tabii güvende olmak ve bu hastalığın önüne geçmek adına yapabileceğiniz bir şeyler var. Bakteri az pişmiş yemeklerden ve kirli sulardan bulaştığı için yemeklerinizin iyi piştiğinden emin olun ve her zaman temiz su tüketin. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.